Valla hocam 4-2-4, 4-3-3 hava karlı filan. Şimdi ben içeriye girdim. Yazı yazdıktan sonra o şey mikrofon takılırken Levent'i duydum. Sanki beni duymuş yazı yazarken. Hocam 1971 2001 kaç sene? 40, 50, 50 yıl hocam. 50. 50 yıl. 2021. 2021 dedi zaten. 2021. 50 işte. 1971. Evet. 50 yıl. Hocam 50 yıl önce hani pireler tellal iken, pireler var iken falan var ya böyle hikayeler. Biz İnönü stadında yani şimdiki Vodafone stadında lig maçı oynuyoruz. O zaman Fener, Beşiktaş, Galatasaray orada oynuyor. 50 yıl evvel oynadığımız sahayla 50 yıl sonra oynanan saha aynı. Bir dakika abi. Şimdi size söylüyorum. Almanya, Fransa, Avusturya. Şöyle bir çıkarıyorum kafamda şöyle bir. Bunların hava şartları İstanbul değil. Bunların hava şartları Ankara, Kayseri, Sivas, Konya. Erzurum. İstanbul'un hava sahası, şeyi, havası daha bir yani İngiltere ile Almanya arası daha büyük avantaj. Hocam Almanya'daki yollar nasılsa bizdeki sahalarda aynı onların yollarıyla statları arasındaki fark gibi bizim yollarımızla statlarımız arasında fark var hocam. Biz yol yapıyoruz, yama yapıyoruz. Onlar yol yapıyorlar, yama yapmıyorlar. Ya arkadaş, Galatasaray stadı bakıyorum çok kere öyle. Yani çok nadir. İşte özel baktılar Atatürk stadına. Onun haricinde havalar iyi olunca İzmir'i falan iyi. Ama abi bu nasıl bir zemindir ya? Futbolculara büyük paralar veriyorsunuz. Gidin Fener'in zemini öyle. Beşiktaş Kötü. drenaj yaptı. Yine öyle. Beşiktaş'ınki de öyle farklı değil. O zaman bir yerde hata yapıyorsunuz abi. Bu kadar para veriyorsunuz futbolculara günah değil mi? Vermeyin abi. Bir futbolcunun dörtte bir parasıyla bu zemin düzelir. Çok net. Nasıl bizim maç anlattığımız yerlerin rezilliği varsa, maç anlattığımız yerlerin rezilliği. Evet. Yalnız Galatasaray stadı değil ha. Beşiktaş'ta öyle. Beşiktaş'ta öyle bir kurmuşlar ki hani Beşiktaş'ın aleyhine konuşursan şişeyi yersin arkandan. Gittim ben işte beraber yaptık. Yedik ya. Anladın, yedik de şişeyi. Perde falan Ya koydular. bak Niye? şiş bizim anlattığımız yer işte hocam. İşte evet abi. Şimdi ya arkadaş ya Bu affedersiniz karşıda da var ya. arkadaşlar yatıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya Aksaray'da filan belediyenin tuvaletine filan giderseniz bundan daha iyi. Ve burada dönemiyorsun. Şimdi tabii millet bilmiyor. Önce baştan konuşmayalım ya vaktimiz var. Hocam. Var bugün uzunuz. Ya arkadaşlar naklen yayın yapıyoruz. Şimdi seyirciye onu anlatalım. Biliyorum küfür de yiyorum ben naklen yayında. Ulan Erman niye konuşmuyorsun lan diyor adam bana. Biliyorum hissediyorum. Ama pozisyonumu bilmiyor anlatırken. Nasıl pozisyon Ender? Sen karşımda oturuyorsun. Ben Evet. seni karşımda oturuyorum. Masanın eni bu kadar. Dar çünkü Bizim alan. önümüzde televizyon yok. Evet. Televizyonlar burada. Monitörler. Monitörler burada. Ben burada maç seyrediyorum. Eğer tekrar pozisyon varsa ne olduğunu göremiyorum. Çünkü çocuk da oyun durduğu zaman gösteriyor onu. Böyle dönmem lazım. Böyle döndüğüm zaman maçı kaybediyorum. Böyle bakarsam pozisyon ne zaman oynayacak bilmiyorum. Sandalyeye oturuyorum. Sandalye çöküyor. Demir burama geliyor. Sahanın bu tarafını göremiyorum. Yardımcıyı falan hiç göremiyorum. Sandalyeyi kaldırıyorum. Sandalye kalkıyor. Bir dakika sonra sandalye tekrar yerde. Biz hep böyle yapıyoruz Ender'le. Hop! Hop! Lan bırak dedim ya. Sahanın avut çizgisi şeyi görmüyorum, tacı Bu görmüyorum taraftaki çünkü yakın taç çizgisi işte sen de ya biliyorsun. arkadaşlar inanılır Söyledim ya gibi değil işte. ya. Borunun üzerinden bahsediyorum ki uzun boyum var benim. Boyum 1,85. Bu ama yalnız Galatasaray'da değil. Ben bir tek şehirde, çok şehire gitmedim. Bir tek Başakşehir'in olayı Başakşehir'in güzel. iyi. Fenerbahçe de güzel hocam, kapalı. Fenerbahçe'nin iyi. Hocam Fenerbahçe kapalı, güzel. Fenerbahçe'ye gidip de Fenerbahçe aleyhine yani Fener'i tenkit eden birisi olduğun zaman oraya çıkamazsın hocam. Yanın bütün tarafta 20 metre
küfür ve tükürük yiyerek çıkıyorsun. Bunları özel yapıyorlar bunlar yıllarca. Beşiktaş stadı öyle, başka stadyumlar öyle. Basın mensupları arkadan gelirler, çıkarlar, yayın yerine girerler arkadaş. Hiçbir şekilde seyirci ilan olmaz. Biz Beşiktaş'ta maç anlatırken yani şey filan geldiler, mukavva filan getirdiler çünkü atıyorlar. Konuşunca atıyorlar, konuşmadan bilmem neyin çocuğu diyor adam bana buradan. Arkadaşlar bunları bilmiyor ama bir şey söyleyeyim ya. Yayıncı kuruluş yıllarca yayın yapıyor. Ben de dahilim buna o zaman. Ya arkadaşlar sahip çıkın ya malınıza. Ne diyorsunuz? Ya bunu yayında söyledim ki ben Fatih'e bunu söyleyecektim. Yoksa maçla ilgili falan bir şey söylemeyecektim. O da bize mesaj attı. Allah var. Fatih bana mesaj attı. Erman dedi gereği ne yapacağız? 2 dakika sonra veya 3 dakika sonra hem başkan hem Fatih ikişer adam gönderdiler. Hocam bir sıkıntınız var mı? Dedim ki vallahi sıkıntı burada işte. Bak. Var da hemen çözülecek bir şey değil. Ama yani bu zor hocam. Yapılırken bak bir şey söyleyeyim. Yanlış hocam, yapılmış. Bizi Adnan Polat eski başkan götürdü. Yanlış. Galatasaray'da değil. Evet. Yanlış çok dedim ben bunu. Çok şiddet de var. Evet. Levent, basın tribününe giden adam veya basın tribünü veya hele yayın yerine giden adam seyirciyle temasta olmayacak. Seyirci kafasına konuştuğu zaman bir şey atmayacak. Beşiktaş stadında olduğu gibi. Ama kasıtlı koyuyorlar. Kasıtlı oralara koyuyorlar. Kasıtlı oralara yapıyorlar. Konuşmasın lan diyor herif. Ve Asasya'da sadece hocam basından giriş kolaylığı var. Ayrı asansörü var. Ayrı abi, yerden geliyorsun. Galatasaray stadının ama... locasında. Evet. Sağ olsun Adnan Öztürk bir gün davet etti. Çok gitmem ben maça filanı. Adnan Öztürk davet etti. Hocasına gittim. Abi 5 yıldız otel. Televizyona bilmem nesi filan. E buraya bakıyorsunuz işte abi görün ya. Buyurun abi. Yani birkaç şeye daha benzetsem inanılır gibi değil. Benzet ya yani. Bakmayın şuraya. Mesafe 1,5 metre yani. 1,5 metre filan var veya yok. Burada yapıyoruz yayını. Burası sağ. Televizyonlar burada. Arkadaşlar ben dönüp bakmam lazım. Ya maça mı bakayım? Pozisyonun tekrarından bakayım. Bana küfür etmeyin pozisyonda niye tekrar yapmıyorsun? Aynen diye. Hocam. Pozisyon diyor penaltı çünkü mı çok değil dar alan. Hocam çok bir Gökhan'ı göremediniz şey, dönemiyor. Dilin mi tutuldu? Kameramanlar dönemiyor. O kameramanlara günah değil mi? 2 sene evvel ben Ender'le gittiğimde benim ayağım yandı. Hocam ayağım yandı. 1 ay yanık kremi sürdüm ayağıma. Niye? Çok soğuk. Şeyi getirdiler oraya. No elektriği sıtıcı, ayağım sıtıcı. Yandı farkında değilim ayağımın yandığını. Ya orta oyun oynanıyor Türkiye'de abi neden bahsediyorsun? Yani, hani anlatıyor işte 4-2-4 o girmiş bu çıkmış. Yavru o girmiş bu çıkmışlar evvel. Biz başka şeylerimizi bir halledelim girdiğimiz işte bugün tabii. Oynanan saha. Ya bir kar yağdı ya. Bir kar yağdı ya. Bu zemin öyle olur mu? Demek ki altı bozuk. Sen otobanın altını normal yapmazsan o suyu tahliye etmezsen. Otobanlar yamalı hocam, olur. Hocam Fatih Terim bunu 1 metre aşağı indirdi. Önceden su alıyordu anlattım sen gelmeden evvel. Çok kötüydü su tutuyordu. 1 metre aşağı özel drenaj yaptırdı. İbritle yaptırdı. Ama demek ki yine bir sorun var. Sorun var hocam. Drenaj yani... iyi değil demek ki. Erman Hoca onu söyledi. Drenaj iyi olan zeminde. Drenaj iyi olan bu kadar kolay gitmemesi olmaz. Lazım. Ama yani bu kar yağışı ya. Yani... Abi ne olur ya. Ne hoca olur. Bu ya Almanya'ya bakın ya. Yani Almanya bizim Ankara gibi. Şehirlerine bakın Almanların. Hamburg hariç. Bir tek Hamburg deniz kenarı. Onun haricinde bir kara iklimi. Hangi sahada görürsünüz Almanya'da böyle Levent? Tamam hocam. 71'de İnönü'de oynarken aynıydı. Sen konuştun. 50 sene sonra aynı. Yakışmıyor. Biz bu zeminde oynadık. Biz bu zemine geldiğimiz zaman diyorduk ki Fener'le oynuyoruz Fener. İyi takım. Cemil'i, Osman'ı, Muharrem'i, Yılmaz'ı, Ercan'ı filan orta. Ziya'sı, Fuat'ı. Diyoruz ki bunların fizik güçleri o kadar iyi değil. Biz topu kestiğimiz zaman çabuk çıkalım hücuma. Onların hücumcularını santraya doğru getirelim. Biz onların hücumcularını santraya getirmezsek onlar ofsayda düşer, seyirci bağırır. Ama biz onların hücumcularını santraya getirirsek onların hücum gücünü azaltırız. Çünkü ceza alanı civarında olursa o zamanki hakemler sart çalıyorlar, dık veriyorlar penaltıyı, faulü. Onu almamak için bak sağ ağır diye özel kendi kendimize taktik yapıyorduk ya. Adamları yormak için, rakibimizi yormak için, ceza alanından uzak tutmak için. Arkadaşlar, şimdi bakıyorum yine aynı. Yine aynı. Galatasaraylı bazı futbolcu, rakip bazı futbolcu 20-25 metre top sürüyorlar. İnanamadım ya. Şu zeminde nasıl top? Bu zeminde bir tek köşelerde yerler var.
Oralara verirsen top sürebilirsin, ters top. Onun haricinde top süremezsin ya. Aynı. Ben sana 50 tane topun top sürerken takılıp rakip takım tarafından hücuma geçtiğini göstereyim. İki takım içinde. Bu nasıl bir futbol abi? Nasıl bir zihniyet? Dışarıda topu alırsın. Evet. Hele arkada. İmkanı yok, alırsın. Zaten. Atarsın. Havadan ala. Yerden değil. Uzun atarsın. Kaleciye pas yapmazsın. Kaleciye pas atacaksan kornere atarsın filan gibi şeyler var. Arkadaşına da geri pas yapmazsın. Evet. Tabii. Yani kaleciye yaptılar. Bu tip stat zemini yani. Kötü futbol oynayan bozan futbolcular zemini bu. Top oynamak isteyen futbolcunun zemini değil bu zemin. E sen bu kadar para harcıyorsun, şampiyonluğa gideceğim diyorsun. Bu da Fener de dahil, Beşiktaş da dahil. E sen futbolcunu intihar zemini yapıyorsun, intihar. Futbolcunu sen hani intihar ediyorsun. Sakatlanma riski de var. Ya sakatlayacaksın o futbolcunu. O kadar para niye veriyorsun acaba? Çamur topçuyu oynat. Çamur topçuyu çıkar bozar. Bozarsın. Peki devam edeceğiz hocam. Serdar notlarım var. Görüyorum. Onları paylaş lütfen. Bir yandan Beşiktaş'ın zemini de o konserde mi bozulmuştu? Öyle hatırlıyorum sanki. Gene o konserden sonra evet bayağı bir bozuldu. Shakira konseriydi. Shakira. Arada bir düzeltiyorlar. Tabii bir kere bozulduğu için zaman kalmıyor. Ama bu sene yine biraz daha iyi eskiye göre. Evet. Görece. Fakat hocam çok güzel özetledi. Yani o Levent abi de anlattı. Reha hocam da gitti. Anlık maç anlatıcılığı yaptı. Hakikaten oradaki şartlar çok zor. Bazen böyle ekranda konuştuklarınızı sosyal medyada karşılığını çok tersine alıyorsunuz. Ama şartlar bu. Yani orada işte 27 yıldır bu işin içindeyim. 96'dan beri maç anlatıyorum. Evet. Bunun demek ki 25 yılı maç anlatarak geçmiş. Aşağı yukarı. Hatta 28 yıl oldu. Yani... Ama futbolu... ileri gitmemiz lazım. Statlarımız çok güzel de. Eski Ali Sami Yen'de kötü. Arkadaşlar bakın size bir şey daha arayayım. Bir gün Ali Sami Yen stadındayım. Eski stattayım. Ercan Taner anlatıyor kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. O da bizim hocanın oğlu eski Ziya Taner. Ziya Taner. Anlatıyor. Ben de diyorum ki yazılarda ya bu hacıyı atacak bir hakem yok mu Türkiye'de? Çünkü hacı işte tükürüyor, ayağına basıyor, tatçak atıyor filan. Hacı kral. Abi Erol Ersoy dakika 15 filan hacıya attı. Attı. Denk geldi. Nasılsa. İşte bilmem neyin çocuğu Erol Aksoy. Küfür. Döndüler bana bilmem neyin çocuğu Erman Toroğlu. Abi kola şişeleri Ercan Tafer önde. Ben çöktüm abi çünkü şişeler geliyor dınk diye duvara vuruyor indim. Böyle tam siper yaptım. Askeriyede yaparlar ya. Ben de deniz piyade yaptım. Böyle yaptım. Ulan çıkacağım. Maçı bekleme şansım yok. Telefon açtım çocuklara. Dedim ki arkadaş burada durum kel. Bana yardım edin. Ne yapacağız? Emniyet müdürü geldi. İşte statta. Hocam dedi ne zaman? Dedim ki ben 60-65 falan millet maç seyrederken çıkayım. Hocam dedi ben dedi çift sıra yapacağım dedi sizin çıkacağınız yere dedi. Türkiye'de futbol öyle oynanıyor. Çift sıra yapacağım dedi. Evet dedim. Siz dedi gideceğiniz zaman bana söyleyin. Polisler ayağa kalkacak dedi. Tam ben kapıyı açtım. Hocam dedi tamam dedim 65 falan. Polisler dınk diye kalktı. Polisler kalkınca herkes dikkat çekti tabii. Herkes maça bakıyor falan derken. Ben polislerin arasından çift sıra böyle aşağı iniyorum. Seyirci bağırıyor. Yemedi lan değil mi bilmem neyin çocuğu. Yer mi lan yer mi? Orada ben iki yumruk yiyeceğim gitti karizma. Bir atacaksın aşağıya. Polisten çıktım. Hocam değişmiyor bir şey ya. Hocam hiçbir takımda ama değişmiyor hacı, yani. Hacı, hacıyı sen attırdın hepsinde yani. Hacıyı sen attırdın. Hocam senin o halinde... Tabii ben attırmışımdır. Bak çünkü ne dedim biliyor musun? Ben attırmışımdır. Hayır burasını geldi salladı. Neydi o ya 20 sene önceki şey. Hoca dedi ki sen ne biçimdir dedi hakemsin dedi. Senin kokartını dut ağacı gibi silkeliyor. Kullansana hakkını dedi. 3 maç sonra baba attı kenara. Doğru ya. Hocam, yani. Senin o halini yalnız var ya. Senin o halini yani. Düşünemiyorum. Hani dedin ya iyiliyorum falan böyle oralarda tam bir görsem süper. Tanıyamam. Tam sen, süper. Yavru hocam, ya. Konum, makinalı kanun, gibi geliyor. Kanun gibisin böyle. Lan eğildim böyle biliyor musun? Lan buraya vuruyor. Dam düşüyor. Dınk düşüyor. Ya hocam, hocam dışarıdan ya, görüldüğü gibi değil şartlar yani. Top geçer adam geçmez Erman Toroğlu. Ankara gücünü sağlam stoperi güçlü kuvvetli kanonu aşağı yatan. Hocam. Seni gaza getirmez. O halini düşünemiyorum hocam. Hocam hiç. Yarıda kaldı sen tamamla lütfen. Şimdi sen başta Lines ve Babel dedin. Hani o iklime alışkın falan. Telin'de değil mi Kasımpaşa'da konuşuyor? Evet. Bence maçın özetini yapan en doğru ifade o. Yani ben İsveçliyim. Kardan, kıştan korkmam ama zemin. Böyle zeminden korkarım. Şimdi tabii. Ben bugün, İsveçliyim. Kardan bir şey olmaz diyor. Ya bugün
hakikaten zemin sadece Galatasaray'ın değil, işte baktığınızda yeni Malatya, Malatya'nın da zemini büyük sıkıntı Levent abi. Hocamın dediği doğru, bak hocam şeylerden bahsetti. Fakat bu futbolu yönetenler sadece TFF olarak değil, kulüp yöneticileri maçları nerede seyrediyorlar? Çayı var, kahvesi var, kurabiyesi var, sıcağı var. Tabii hiç tabii canım. Kar görmez, hiç kış görmez. Aşağıdakiler, tabii, yukarıdakiler durumu var nedir orada. Yukarıda nedir onu bilmezsin. Mesela bak, sadece örnek, yani bu Galatasaray ile ilgili olduğu için söylemiyorum. Mesela Falcao'ya o parayı veren bir yönetim bu zemini onun önüne koymamalı. Şimdi bu zemin düzelir mi Levent abi sezon sonuna kadar? Günah değil mi? Valla ben düzelebilir çünkü biz Erman abiyle 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. Oradaydı Erman abi. Hatırla, İsviçre oynadığımız maçta zemin çok patladı hocam. Sonra bir daha oynadığımız ya aynı onlar yerde düzeltiyor da biz düzeltemiyoruz. Yeni Levent koydular abi. Hocam, yeni koydular. Hibrit çimde bunlar makinalarla tekrar konuyor. Galatasaray'ın milli maç aralığında bu şansı varsa bu zemini tahmin yapması gerekiyor. Fayda Fatih var. Bunu Riva'ya yaptırdı. Braga zeminini biliyor musun? Biliyorum hocam. Evet. Braga'yı aşağıya alıyor. Sen ya orada. Evet. Ben yorumladım, biliyorum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finale gelmiş. Ya şu fotoğrafa. Ya o Braga'da direkt makinalar zemini aşağı alıyor. Evet. Ya penaltıdan yani, önce maçtan önce değil mi? Hocam, sen de biliyorsun. Şu fotoğrafa sen bakın. Penaltıdan önce penaltıdan önce zemini hazırlıyorlar. Şu fotoğraf 2021 yılı. Tamam, kar hakikaten şey de, bu ne abi ya? Eliyle marka mı o? Marka Mustafa Muhammed'e penaltı için zemin hazırlıyor. Hocam, altın arayıcıları vardır ya kovboy filmlerinde. Yalnız, yemin ediyorum öyleler ya. He, şöyle arada tabii şeyler tabii, altın arıyorlar sanki. Şimdi penaltı atılıyor. Oyuncu bazında bakıyorum. Yani Marka'nın yaptığı çok akıllıca bir şey. Şuraya yani bak hocam altın arafa. Ama şimdi orada gol atması gerek. Anlık önemli, ona yardım ediyor. Mustafa Muhammed yeni gelmiş, Eder bir arkadaşın, takım arkadaşın orada yardım etmesi, doğru yere topu koyması, onu hazırlaması önemli bir şeydir. Çok güzel bu iş ya. Kadar önemlidir. Çok da, çok... Hocam bak sen iyi bilirsin. Şampiyonlar Ligi finalinde John Terry penaltıyı kaçırdı kötü zeminde. Evet. Ayağı kaydı. Tabii. Fuat Çapa'nın açıklamaları sert. Dışarı gitti. Kasımpaşa teknik direktörü. Ligi geliştirelim, lig zevkli olsun diyoruz. Ama böyle devam ettiği sürece bir şey yok. 4-5 takım. Bazen bir sürpriz ya. 6. takım olabilir ama diğer takımlar için hep aynı şeyler. Geçmişte de böyleydi. Sadece bugün değil. Söylüyorsun, olmuyor. Söylemeyelim diyoruz. Söylemiyoruz. Biz de emek veriyoruz. Biz de mücadele ediyoruz. Bizim geleceğimizi belirliyor bu kararlar. İyi veya kötü teknik adam oluyorsunuz. Bu kadar ucuz ve basit olmamalı. Pozisyonu değerlendirmek için her şey müsait. Teknoloji var ama bazı pozisyonlar iyi bir şekilde değerlendiriliyor, bazıları değerlendirilmiyor. Çok üzücü. Herhalde bu Varga'nın pozisyonundan hareketle söylüyor. Bakacağız. Ya bu zeminle ilgili Erman Hoca Aşçıyakan'ı çok doğru. Yani sonuçta dünyada, ülkede bu keyif verici bir şey futbol. Yani burada zemin iyi olacak, hakem olacak, insanlar futbol sahasından kaçmayacak. Yani çok enteresan, son zamanlarda insanlar futbol sahalarından, tabii ki pandemiden dolayı şimdi izleyici gelemiyor ama televizyon başından da kaçmaya başladı. Zemini konuşmaya başladı. Bu kadar işte bir zemin kötü. Ya ekranı açınca şöyle pırıl Ender. Pırıl halı gibi sahada seyretmek ayrı. Şimdi şu insanlar keyif ayrı. Alacak değil mi futbolda? Yani bir mutlu olacak. Diyecek ki ya bu maçı seyrettim, keyif aldım. Güzel bir zeminde, güzel maç oynandı. Hakem hatası olmadı. Tarafsız hakemdi. İşte oyun çok iyiydi. İki takım da çok iyi oynadı. Avrupa örnekleri gibi. Böyle bir şey artık son zamanlarda söyleyemez olduk. Bütün ligdeki takımlar için geçerli. Demin belki bir ikisi için söylüyoruz. Getirsinler şey resmi bana. Şu Marka'nın penaltı noktasını temizlediği pozisyonu verelim. Bu arada devamı da varmış. Varga'ya yapılan bir pozisyon var. Şimdi rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsun. Bizim pozisyonda ne VAR bir şey diyor, ne hakem bir şey diyor. Şeklinde bir bakın, eleştiri getirmiş Fuat Çapa. Bu Galatasaray'ın 87'de mi? 87. De kazandığı penaltı vuruşundan bir evvelki pozisyon. Marka yeri temizliyor. Bu vuruştan sonra şu şartlarda evet. Galatasaray takımı şu anda lider. Tabii. Galatasaray takımı bu mıntıka temizliğinden sonra askeriye de bir şöyle yaptık. Doğru. Hocam Marka çok doğru, çok akıllı bir şey. Çok akıllıca bir şey. Galatasaray takımı lider arkadaş. Yani bunu biraz düşünmüş. Şu fotoğraf güzel bir fotoğraf abi. Çok. Fotoğraf. Şu fotoğraf 1971'de beni hiç yanıltmak.
Şaşırtmazdı değil mi? 1971'de İnan Üstad'ında oynarken zemin bu. Şimdi 50 sene sonra zemin gene bu. Bir eski bir resim var, onu bulsalar. Aa, hatırlıyorum. Şey, çamur Selim için. Soydan'la çamur, şey. Can Bartu'nun resmini bulsunlar. Yani çamurdan adam olarak çıkıyorlar. Şu anda da öyleydi. Öyleydi şu anda. Fuat Çapa'nın son cümlesini de alabilir miyiz? Üniversitede.